sırmış meğer, sırmış meğer, sırmış meğer, sırmış meğer, sırmış meğer, sırmış meğer, sırmış meğer. Neşet Ertaş, Gönül Sultanları Kültür Evi'ndeyiz. Bozkır'ın tezenesinin evinde. Melodilerinin var olduğu, hala yankılandığı kutsal topraklar mı diyelim Ayşe Hocam? Kutsal topraklar da diyebilirsiniz hocam. Evet, Kırşehir'in kadın halk ozanı Ayşe Tekin'le birlikteyiz. Ve bir diğer detay, 2019'da UNESCO Kırşehir'e müzik alanında yaratıcı şehirler anlamında bir ünvan verdi. Bozkır'ın tezenesi Üstad Neşet Ertaş, türküleri kendine has üslubu ve hareketleriyle yorumlayan ve hepimizin gönlünde taht kurmuş bir halk ozanıdır. Şimdi Ayşe Hocam da Kırşehir'in kadın halk ozanı. Evet. Bize ne söyleyeceksiniz hocam? Ayva turunç narım var, benim ahuzarım var. Hep derdimden ağlarım, bir vefasız yarım var. Turunçlarım var, benim ahuzarım var. Ayva turunçlarım var, benim ahuzarım var. Hep derdimden ağlarım, bir vefasız yarım var. Hep derdimden ağlarım, bir vefasız yarım var. Al elmayı, ver narı, ağlarım zar zarı. Tezgünlerden gönderin, o ahuz özlü yarım. Ver narı, ağlarım zarı zarı. Tez günlerde gönderin, o ah gözlü yarı. Ayva turunçlar bende, aldı aklım yar bende. Ayva turunçlar bende, aldı aklım yar bende. Hiç melhem kar eylemez, yar yaresi var bende. Hiç merhem kar eylemez, yar yaresi var bende. Al elmayı, ver narı, alarım zar zarı. Tez günlerde gönderin, vahu gözlü yarı. Ayva turunç neyleyim, halimi arz eyleyim. Ayva turunç neyleyim, halimi arz eyleyim. Zaten bende talih yok, ta ezelden böyleyim. Zaten bende talih yok, ta ezelden böyleyim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi halk ozanlarının bulunduğu bir odadayız aslında, evet, değil mi? Evet. Bu kentin suyundan mı, toprağından mı hocam bu? Nasıl oluyor yani? Hocam kanımızda var ya, gerçekten. Şimdi Kırşehir'de insanlarda genelde 3 kişiden ikisi ya şairdir ya ozandır. Ama çoğu söylemez. Çünkü ben kendimden bildiğim için ben de yıllarca saz çaldığımı, türkü söylediğimi, beste yaptığımı hep başkalarından gizledim. Neden? Ya geçmişin baskıları, aile baskıları, ne bileyim ben işte kızda kız saz. Ama aslında bu Allah'ın bahşettiği bir şey. Kadın saz çalar mı, kız saz çalar mı? Otur evinde namazını kıl, abdestini al, işte çocuğunu çocuğunu büyüt. Hep bu lafları duya 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 hep geride kaldık ve gerçekten de geç kaldığımı düşünüyorum. Kaç yaşından beri saz? 5 yaşından çalıyorsun. 5 yaşından beri türkü söylüyorum ama sazı 30 yaşından beri.
Nota bilgisi var mı? Yok, kara düzen. Kendi kendime çaldım, kendi kendime söyledim, kendi kendime beste yaptım. Hep içeride hem ağladım, hem söyledim, hem çaldım. Yani bütün hayatımı buna bağladım. Yani. Ben şimdi düşündüm, siz eğer nota bilmeden böyleyseniz, gerçekten nota bilseydiniz... Evet. Ne olurdu ne acaba? Ne olurdu değil mi? Peki kadın halk ozanı olmanın daha farklı bir vizyonu var değil mi? Çok farklı, çok farklı. Biraz konuşalım mı? Tabii ki yani. Gerçekten ozan olmak ben hiç düşünmediğim bir şeydi. Çünkü ben kendi kendime zaten çalıyordum, söylüyordum. Arkadaşlar arasında da zaten beni işte ozanım diye hitap ediyorlardı. Ama işte Allah razı olsun bir şair arkadaşımız dedi ki ya hocam dedi siz dedi neden belge almıyorsunuz ozanlık belgesi dedi ya. Dedim vallahi hiç haberim yok ki öyle bir şeyden dedim. Sonra geldim işte Eyüp Bey'e, Yıldız Bey de, Yıldız Hanım da o zaman kültür müdürü. Geldim konuştum dedim ki böyle böyle belge veriliyormuş dedim ya ben belge almak istiyorum dedim. Tabii ki dedi alabilirsin dedi. Bütün şeylerimi istedi işte gereken evrakları getirdim. İşte şiirlerimi getirdim, bestelerimi getirdim. Görünce dedi ki seni dedi Kültür Bakanlığı'na göndermemiz lazım. Çünkü belgeyi verecek orası dedi. Hı hı. Belirli bir gün verdiler, gün ayarladılar. Gittim Ankara'ya Kültür Bakanlığı'na. Kültür Bakanlığı'ndan bana gelirken de sazını da getir demişlerdi. Oraya vardım aynen sizin sorduğunuz gibi bunları sordular, çaldım, söyledim. Dediler ki biz size bildireceğiz belgenizi ne zaman alacağınızı. Hı-hı. Hani kazanıp kazanmadığımı söylemediler. Allah'ım eve geldim diyorum ki acaba alacak mıyım, acaba alacak mıyım, acaba alacak mıyım? En sonunda hocam haberi verdi Eyüp hocam dedi ki belgen geldi hayırlı olsun dedi. Ama o kadar mutlu oldum hocam. Yani hayatımda... O an ne düşündünüz? Mutlu olduğum... En güzel günlerden birisiydi. Hani hepimizin hayatında böyle hayalleri vardır ya. Evet. Böyle tap yaptığı. Bütün evet. Hayallerimin gerçekleştiğine inandım yani. Sabrın insana gerçekten selamet vereceğine inandım. O duyguyu şu anda ben size yakın olduğum için hissedebiliyorum gözlerinizde. Şimdi şeyi merak ettim. Ahiliğin de derin yaşandığı kutsal topraklardayız. Aynen. Ozan'ın da bir felsefesi vardır herhalde. Ya dürüst olmak, sağlam olmak, insanlara güler yüzlü, tatlı dilli olmak, ne bileyim ben haram yememek, ne bileyim insanlarla işte çeşitli yönleriyle, her insanların bir sürü çeşitli yönleri var. Benim müzik yönüm var, sizin başka bir yönünüz var. Yani bunları görerek, bilerek düşünülmesi lazım. Peki Anadolu'ya açılmayı düşünüyor musunuz? Yani turnelere çıkmayı, farklı illerde Kırşehir'i temsil etmeyi. Tabii çünkü ki. Biz Üstad Neşet Ertaş'ı gerçekten çok özlüyoruz. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Neşet Ertaş da zaten benim en sevdiğim sanatçılardan birisi. Hı-hı. Çocukluğumuz da zaten babasıyla. Muharrem Ertaş'ı da çok iyi tanıyorum ben çocukluğumdan. Hı-hı. Babam gil işte getirirlerdi, bunlara türkü söylettirirlerdi. Biz de çocuktuk o zaman şöyle küçük küçük. Oturur sabaha kadar onlarla. Hayranlıkla değil mi? Oradan zaten geldi herhalde bana diyorum yani. Hı-hı. Öylelikle hep böyle günlerimiz böyle gelip geçiyor. İşte emekliyim kendim, halk eğitimden emekli kurs öğretmeniyim. Ama müzik benim her şeyim. Türkü benim her şeyim. Şu anda 85'in üzerinde bestem var. Bunun 50'si kendime ait hem sözü hem müziği. Geri kalan kısmı da sözler şair arkadaşların ama gene beste bana ait. O zaman sözü müziği size ait. Tamam. Bir parça dinleyelim mi? Mesela çok çeşitli konularda yaptım hocam. Annem için yaptım, kızım için yaptım. İşte ölen birileri için çok sevinçli olduğum bir günde yaptım. Çok üzüntülü olduğum bir şeyde yaptım. Yani bu her gün beste yapılmıyor zaten. Bir mutlaka şey bir olay yaşamalısın. Bir ayrılık oluyor mesela. Diyorsun ki ya bu adam gitmemeliydi diyorum. Ya Allah'ın takdiriyle ise ama o anda üzülüyorsun. Mesela anneler gününde işte dediler ki bir toplantıdaydık. Anneleriniz hakkında ne söylemek istersiniz dediler. Sıra bana gelince dedim ki ya annem ilk aklıma gelen gözleri olur dedim annemden için. Annemin de hocam bilir annemi ya çok tatlı bir gözü vardı böyle. Yeşil mi, renkli mi, ela mı değişik yani kıyafetine göre, havanın durumuna göre, geceye göre, gündüze göre gözlerinin rengi değişirdi kadının.
Dedim ki hocam, benim ilk aklıma annemin gözleri geliyor dedim. Eve geldim, dedim ki ya ilk aklıma gelen gözleri olur bunu dedim. Bir şiirini yazayım, buna bir beste yapayım anneme dedim ya. Onu mu dinleyeceğiz? Tabii ki. Tamam. Benim anam. Aklıma gelen gözleri olur. Yeşil mi renkli mi ela mı desem, o gözler ki hayatını anlatır. Bakışı gülüşü hep aklımdadır. O gözler ki hayatını anlatır. Bakışı gülüşü hep aklımdadır. Fedakar anam, cefakar anam, güzeller güzeli benim anam. Benim anam, benim anam, güzeller güzeli benim anam. Güzeller güzeli benim anam. Hayatın çilesini çok çekmiş anam. Beş tane yavruyu büyütmüş anam. Her birimizi yaşatmak için hayatını feda eylemiş anam. Her birimizi yaşatmak için hayatını feda eylemiş anam. Fedakar anam, cefakar anam, güzeller güzeli benim anam. Benim anam, benim anam, güzeller güzeli benim anam. Güzeller güzeli benim anam. Ayşe kızın senden çok dersler aldı. Hayatını gurbet elde harcadı. Bazen saz çaldı, bazen ağladı. Doğuran anaya minnetkar kaldı. Bazen saz çaldı, bazen ağladı, doğuran anaya minnetkar kaldı. Fedakar anam, cefakar anam, güzeller güzeli benim anam. Benim anam, benim anam, güzeller güzeli benim anam. Güzeller güzeli benim anam.
teşekkürler ediyorum. Peki. Neşet Ertaş garip mahlasını kullandı hep sizin. Öyle bir mahlanız var mıdır? Ya ahuzar olarak düşündüm ilk önce. Anlamı ne ahuzar? Ağlamaktan, inlemekten. Hı hı. Hep kendimi o şekilde gördüğüm için. Ama belirli bir şeyde hep kendi ismimi kullandığım için böyle diyor. Hep Ayşe kullandım. Ama ağlamayı seviyorsunuz şarkılarda da. Ben sizi dışarıda gördüm. Yani gayet neşeli, cıvıl cıvıl, hayat dolu bir insansınız. Bir Ayşe Tekin daha var Ayşe Tekin'den. İçeri bir yesim geldi. Bir Ayşe var içimde, bir başka Ayşe daha var. Ve yani. Şu anda bulunduğumuz odada şunu düşündüm. Siz bir taraftan çalıp söylerken bir aile... Bir kentin tarihini, kaderini, kültürünü ne kadar değiştirebilirin? Cevabı aslında bu odada pek çok ozanın isminin altında Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın izlerini görüyorum. Neşet Ertaş'ı konuşuyoruz. Yanımda bir çağımızın kadın ozanı var. Söylenecek çok şey var ama. Çok şey var ama. Değil mi? Ne yapmak lazım? Herkese tüm güzel dilekleri notalarla yürekten gelerek vermek lazım. Şimdi hocam türküler bizim özümüz. Hı-hı. Türkü olmadan aslında yaşanmaz benim kendi şeyime göre, hı-hı, düşünceme göre. Allah bu şeyi vermiş, yeteneğe vermiş. Herkese vermiyor, herkese başka dallarda veriyor. Size başka, öbürüne bir başka, bana bir başka. Hı-hı. Bana bu dalı vermiş. Yani bunu kısıtlamanın ne manası var? Ayıplamanın ne manası var? Şu anda çaldım söyledim, bunun ne ayıp tarafı var? Hiçbir ayıp tarafı yok. Tam tersi, siz o notalara dokunurken kendi annenizi hayal ediyorsunuz. Orada bir başkası belki çok güzel bir sevgiliyi hayal ediyor. Bir başkası birini... Evet. Çoluğunu, çocuğunu aslında bir şekilde insanların birbirini düşünmesine aracılık ediyorsunuz. Aynen, aynen. Mesela eşim için yaptım, özlemedin mi? Eşim 15 yıl oldu öleli. Allah rahmet eylesin. Gene böyle bir çok stresli oldu. O da çalar söyler miydi? O da çalardı ama söyleyemezdi. Saza girdiği zaman kalırdı diyor, söyleyemezdi. Mesela sevgiye çağrı dedim, insanlara sevgi. Aşılamak acısından. Annem işte annem kızım için yaptım mesela ahı gözlüm diye. Kızım evet. Gelin oldu Ankara'da şu anda evli. Hı hı. Onun için yaptım. Yani çok çeşitli her konuda. Her konuda. Evet, ozanlık abdal kültürünün bir unsurudur ve Orta Asya'dan gelip Anadolu'ya yerleşen Türklerin devam ettirdiği bir kültürdür. Aynen. Aslında ve onun en yoğun yaşandığı, hissedildiği yer Kırşehir. Şu anda bulunduğumuz oda bana göre bu kültür evinin en özel odalarından bir tanesi. Çünkü bu topraklarda yetişmiş pek çok ozan sağımızda, solumuzda, arkamızda insan kendini güçlü hissediyor. Haklarında merak ettiğiniz her şeyi de buradaki seslendirmeli bilgilerle öğrenebiliyorsunuz. Aynen. Hocam biraz da neşelenelim mi? Ne dersiniz? Tabii ki. Söz ve müziği kendime ait olan gelmiyorsun diye bir. Bir de bu enteresan. Gelmiyorsun diye ah ederken bile gülebiliyoruz yani. Yaralı maral gibi inim inim inliyorum, feryat figan deli gibi çağırıyorum, gelmiyorsun. Ben yaralı maral gibi inim inim inliyorum, feryat figan deli gibi çağırıyorum, gelmiyorsun. Gelmiyorsun, gelmiyorsun. Hiç mi beni sevmiyorsun?
aşk acısı çeke çeke eriyorum, görmüyorsun. Gelmiyorsun, gelmiyorsun, hiç mi beni sevmiyorsun? Aşk acısı çeke çeke eriyorum, görmüyorsun. Baharda kışı yaşarım, sensizliğime şaşarım. Yoluna dağlar aşarım, çağırıyorum, gelmiyorsun. Baharda kışı yaşarım, sensizliğime şaşarım. Yoluna dağlar aşarım, çağırıyorum, gelmiyorsun. Gelmiyorsun, gelmiyorsun, hiç mi beni sevmiyorsun? Aşk acısı çeke çeke eriyorum, görmüyorsun. Gelmiyorsun, gelmiyorsun, hiç mi beni sevmiyorsun? Aşk acısı çeke çeke eriyorum, görmüyorsun. Ayşe vurgun desem sana, bir bakışın yeter bana. Çağır da gelem yanına, çağırıyorum, gelmiyorsun. Ayşe aşık desem sana, bir bakışın yeter bana. Çağır geleyim yanına, çağırıyorum, gelmiyorsun. Gelmiyorsun, gelmiyorsun, hiç de beni sevmiyorsun. Aşk acısı çeke çeke eriyorum, görmüyorsun. Gelmiyorsun, gelmiyorsun, hiç mi beni sevmiyorsun? Aşk acısı çeke çeke eriyorum. Eriyorum, görmüyorsun. Biz de sanırım Kırşehir bağımlılık yapacak. Öyle görünüyor. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür size. Ederim. Sağ olun. Ne demek ben hem teşekkür ederim. Hem misafirperverliğiniz için. Canım benim. Yeğen. Hem bu güzel melodiler için. Dediğim gibi ederim. Biz sık sık buraya gelecek gibi görünüyoruz. Her zaman kapımız açıktır hocam. Her zaman, ne zaman isterseniz. Kıymetli kardeşim Cihat Kutlay'la buluştuk ve istedik ki size Ankara'dan ezgilerle selamlarımızı gönderelim. Eyvallah. Gel gönül gidelim aşk ellerine, muradın yar ise bir tane yeter. Fikrine kıldın amellerine, havayı cehrine sana. Yeah.
havayı cehil efsane yeter. Efendim gül yüzlüm tabibim. Havayı cehil efsane yeter. Efendim gül yüzlüm tabibim. Sağlık. Teşekkür ederiz. Çok güzel, çok beni etkileyen güzel bir türküdür bu. Bugün de bunu çalalım. Ne varsa türkülerde evet, var. Evet, kesinlikle ne varsa türkülerde var. Türkülerde, sevdalarda, türkülerde, ayrılıklarda, türkülerde. Hayat türkülerde. Evet. Hayatın tamamı türkülerde. Şimdilerde türküleri biraz böyle modernize etmeye çalışıp modern hayata kurgulamaya çalışsalar da aslı daha farklı bir haz ve lezzet veriyor, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Her şeyin aslı. Evet, çok evet. Güzel. Orijinaline sadık kalmak koşuluyla belki ufak düzenlemeler, güncellemeler yapılabilir. Güncellemeler değil mi? Yani düzenlemeler yapılabilir ama kesinlikle şey, yani orijinden ayrılmamak koşuluyla böyle bir şey mümkün olabilir diye düşünüyorum ben. Hangi yörenin türküsü bu? Doğu'nun mu? Evet, Doğu. Bir alt Doğu çünkü. Anadolu türküsü. Ha, evet. Aslında coğrafya değil mi? Türkülerin. Evet. Ritmini, sözlerini, evet. Turabi'nin coğrafya. Turabi'nin bir eseri bu. Turabi Mahlıslı Ozan'ımızın bir eseri. Doğu bölgesine ait Erzincan ya da Erzurumlu. Ya Erzincan ya Erzurumlu, yanlış hatırlamıyorsam. Oranın türküsü. Evet. Yani, bunu bilmek gerekiyordu aslında. bir an şey yaptık, bir an heyecanlandık diyelim. Affola. Evet. Evet, bu güzel sazların İmalatçısı sevgili Murtaza Çağır abimiz de eşlik etti bu güzel türküye. Evet. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Çok güzel bir işiniz var gerçekten. Vallahi yani dışarıdan öyle görünüyor. Meşakkatli ama değil mi? Sonunda ortaya tabii çıkan yani, şey. İnsana hizmet ediyorsunuz. İnsana ürün üretiyorsunuz yani. Meşakkatli ve şey, zahmetli bir iş. Aslında zevkli de gerçekten ama sıkıntılar da var tabii. Peki bu malzemeleri üretmek mi daha keyifli, türküleri seslendirmek mi? Ya ikisi de birbirinden ayrılmaz. Yani tabii ki ikisini birbirini tamamlayan şeyler ama üretimi ben daha çok seviyordum. Fakat işte üretimden nasıl söyleyeyim, böyle bir kaynaklı bir rahatsızlık geçirdim. Bırakmak zorunda kaldım. Şimdi işte böyle ufak tefek çalıp söylüyorum. Dostlarla evet. Söylüyorsunuz. Evet. Peki Ankara müziğini konuşalım. Aslında hani son zamanlarda çok konuşulan yanıyla ve de yönüyle. Evet. Ankara havaları diye bir furya var. Evet. Yani bu gerçekten Ankara'ya özgü bir kültür müdür? Yoksa popülerizm dediğimiz çağa uyarlama mıdır? Yoksa sadece bu işin piyasada hakim olma ayağı mıdır? Hani sizler üstadlarsınız. Bu konudaki yorumunuz nedir? Estağfurullah. Evet, yani Ankara'nın üzerine aslına bakarsanız böyle bir şey yapıştı.
Yani bu kültürün, bu müzik tarzının Ankara'yla hiçbir alakası yok. Şimdi o yapılan eserleri incelediğinizde, hani melodi yapısı olarak baktığınızda, evet biraz böyle Ankara'dan ziyade işte İç Anadolu bölgesinin işte 2-4'lük ritimleri veya Bozlak dizisi dediğimiz dizilerde oluyor. Tamam, ama burada en çok rahatsız edici kısım şu söz bölümü. Yani söz bölümünde devamlı bir argo, işte hatta bir Ankara'daki eğlence mekanlarına gittiğinizde insanlar işte millete küfür etmeler, argo kelimeler kullanmalar. Yani bu böyle acayip bir yere getirdi. Yani başkent için hiç doğru değil. Yani çünkü değil, hani evet. Siz Ankara'nın böyle hatırı sayılır bir Seymen kültürü var. Ankara'nın çok özel bir halk müziği yelpazesi var. Hani bütün bunlar dururken birden kalkıp da işte üzerine böyle garip argo sözlerin yazıldığı melodiler, Ankara müziği demek, Ankara havası demek. Yani bence Ankara müziğine, gerçek Ankara müziğine yapılmış bir ayıp olarak düşünüyorum ben yani. Ama o zaman onların ayıklanması gerekiyor. Hani hangisi gerçek Ankara müziği? Zamanla bitecek zaten. Evet. Yani yavaş yavaş zaten gidiyor yani. Bu bir furya diyorsunuz. Evet, furya. Yani çok para kazanılıyor. Sektörde acayip bir para dönüyor o noktada. Bir kültür işte yani yaratılan. Hı-hı. Ama yani kesinlikle yok olup gidecek yani. Akıllarda kalmaz böyle şeyler. Yani ben 69'dan beri bu işin içindeyim ve Ankaralıların yanında yetiştim. Öz Ankaralıların yanında yetiştim yani. Cevat Tayin'in yanında yetiştim. İşte biraz önce bahsettim size. Haluk Balaban abimiz var. Bu üstadım Ömer Yanar vardı, rahmetli oldu. Yani ben böyle bir şey ne gördüm ne duydum yani, böyle bir kültür. Hı. İşte yeni yaratılan şey Ankara havaları. Ankara havaları diye bir şey mi olur ya? Ankara'nın zaten bir havası var. Ama böyle dediği gibi yani argolar, şunlar bunlar havada uçuşuyor artık. Peki yani, Ankara... Ya Türk insanlar kendine küfür ettirmek için sanatçıya para basıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey... Ya ben ne duydum? Yani bu bir yozlaşmadır aslında. Tabii aynen öyle yani. Peki son zamanların bir diğer popüler konusu Dilber. Hı-hı. Ülke ikiye ayrıldı. Dilber'i sevenler, arkasında duranlar, Dilber'i sevmeyenler, eleştirenler. Evet. Dilber karakteri Ankara'da var mı öyle yani? Evet yani Ankara'nın pavyonlarında o tarz karakterler var. Ha, ben diziyi seyretmedim doğruyu söylemek gerekirse. Hani sadece işte sosyal medyadan işte birileri bir kesinlikle, şeylerden bahsediyor evet. Da o kadar kulak yani dolduğunda Dilber gibi. Yani dizide Dilber karakteri Ankara'da pavyonda sahne alan. Evet. Bir şekilde hayatını idame ettirmek için para kazanması gereken. Bir ama zor hayat. Evet, zor hayat. Zor hayat. Ama bu da şey işte dediğim gibi yani bu da yeni moda oldu. 15-20 senelik bir tabii şey. O yozlaşmanın bir yani yansıması. Işte, pavyonlarda çalışan kadınlar yok muydu? Vardı. Her zaman var. Evet, her zaman. Ama her yani böyle var. Şimdi kadınla oynamak için yani yeni yaratılan kültür, işte bu Ankara kültürü dedikleri, pavyon kültürü dedikleri, kadınla oynamak için kadına şey ne o? Mekanda para veriyorlar. İşte bir başkası kalkıp oynayamıyormuş mesela. Evet, ben tabii. Çok bilmiyorum ama duydum. Yani birisi çıkıyor hanımefendiyle karşılıklı yeni oynuyor. Yeni ritüeller. Birisi diyelim ki oradan gaza geldi. Hadi ben de çıkayım falan. Patır kütür dövüp aşağı indiriyorlarmış yani. O kişi parayı verdi. Yarım saat bu kadınla ben oynayacağım diye karşılıklı oynuyorlar. Sıraya yazdırıyorlar böyle. İşte 10 dakika sen oynayacaksın. Benim eleştirdiğim tarafı şimdi gençler örnek alıyorlar. Evet. Dilber elbiseleri, Dilber ayakkabıları yok satıyor. Yani evet. Zil mesela şu ziller, zil satmaya başladım ortada. Bu akıllara ziyan bir şey bence. Yani bir o kadar örnek alınacak iş insanı varken, işte yazarımız varken, üstadlarımız varken, profesörlerimiz varken. Evet. Buna entelektüel insanları çok Ankara'da. Evet, Ankara'nın yani aramak bulmak isteyene gerçekten Ankara bir nedir bu? Gerçekten bir başkentin atıcı bir şehir. Ama Ankara zaten Türkiye'nin kalbinin attığı yer. Evet. Yani tarihi evet pek fazla konuşulmuyor. Ama çok yanlış bilgiler var aslında. Dediğim gibi size birkaç isim verdim. Oradan çok şeyler çıkarabilirsiniz.
Evet, ben peşine düşeceğim bu evet, konunun. Evet, evet. Yani o bambaşka bir şey. Çok para dönüyor. Basın da bunu açık söylemek gerekirse çok pompaladı. Yani o Dilber dizisinden sanırım işte reytingler alıp yani çünkü bir şey bir anda patlıyorsa emin olun bunun arkasında böyle birileri bu işlerden para kazanıyordur çok ciddi bir şekilde. Bir rant vardır. Aynen öyle. Evet. Hani biz böyle bir şey işte dedim ya sosyal medyadan karşılasın ama dönüp bakmıyorum biz yine geliriz burada. Türk'ümüz söyler geçer. Ama işte o sosyal medya aslında içinde bulunduğumuz dünyayı bazen kirletiyor. Evet evet evet. Çünkü gerçekten emek vererek bir şeyler yapan insanların ortaya çıkardığı bir eserle işte iki dakikada az önce dediğiniz küfrederek de para evet. kazanabiliyorlar. Evet. Oldu yani. Yani evet. Ama bu... dediğim gibi ya, biter yani. Bitmesini ümit ediyoruz en azından. Evet umarım. Evet. Seymen kültürü çok köklü bir kültür. Oo, Efeler gibi. İçine girip çıkamazsınız. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Yani oyundaki figürler, oyundaki ne bileyim danslar. Hepsinin bir anlamı var o hareketlerin. Çünkü... Bir de bu bir ahlaktır, bir tavırdır. İşte Urfa'daki sıra gecelerinde olduğu gibi, işte Diyarbakır mesire gecelerinde olduğu gibi veya Çankırı taraflarındaki o Yaren gecelerinde olduğu gibi Seymenlerin de böyle bir durumu vardır. Ve şeydir hani sosyal olaylara yani bir araya gelirler, epey sohbet edilir, işte sosyal olaylara parmak basılır. Hatta daha önceki dönemlerde işte fakir fukara varsa hani buna nasıl yardımcı olalım deyip. Aslında bir eğitim var. Evet evet aynen öyle. Bu yapılır. Onun haricinde de müzik eşliğinde bu insanlar işte bağlama çalarak buranın yöresel oyunlarını icra ederler. Ama işte az önce de bahsettiğimiz gibi Ankara kültürünün üzerinde bambaşka bir şey yapıştı kaldı. Rahatsız edici mi bilmiyorum. Belki bazıları da rahatsız olmuyor. Hani ben halk müziğiyle hatır sayılır uğraşan bir insanım. Beni yani ediyor ama belki de başkaları rahatsız olmuyor bundan. Ama fast food ürünler gibi çabuk tüketiliyor. Mesela bu türkü eminim yüzlerce yıllık bir türkü. Tabii epey eski bir söylediğiniz türkü. Söylediğiniz türküler. Evet. Hepsinin hikayeleri tabii var. Ki, tabii ki tabii ki tabii ki. Nesilden nesile, dilden dile, söylene söylene bugüne gelmiş. Elbette ufak tefek değişiklikler illaki olmuştur ama hı-hı. aslında çok da uzaklaşmadığını düşünüyorum. Evet. Bu çok kıymetli. Evet. Ama şimdi bu popüler kültürün yarattığı bir günlük şeyler sabun köpüğü gibi hemen aynen. parlıyor ve sönüyor. Evet. Ama işte genç nesilde umarım iz bırakmaz yani. Evet. Çünkü asıl buna ihtiyacımız var bizim, ona değil. Kesinlikle. Kendi kültürümüze ihtiyacımız var. İşte yani bizim elimizde. Evet, evet. Evet. Daha çok sesimizi evet. yükseltmemiz gerekiyor aynen, doğruları söyleme konusunda. Aynen. O zaman biraz daha çalalım mı? Çalalım. Ne söyleyelim? Ne söyleyeceksiniz? Şimdi ben çok kıskandım. Keşke ben de bir şeyler çalıp söyleyebiliyor olsaydım. Hicaz söyleyeyim mi? Yazım kışa çevirin. Şat Ertaş'ı rahmetle anıyoruz. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşa Leyla'm, gökte uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm.
Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşa leylam, gökte uçan kuşa leylam, kuşa leylam. Aşkınla yaktın sinemi, aldın gittin benden beni. Aşkınla yaktın sinemi, aldın gittin benden beni. Bir an eyledin hanemi, vurdun taştan taşa leylam, vurdun taştan taşa leylam, taşa leylam. Viran eyledin hanemi, vurdun baştan taşa leylam, vurdun baştan taşa leylam, taşa leylam. Hazırlanmadık biz bu türküleri ama. Evet, spontane oldu. Çok da güzel hatalar oldu. Affola. Bu bir İzzet Altınmeşe türküsü. Öyle mi? Ben evet, değil Neşet Ertaş gibi. Herkes de o şey vardır. Algı vardır. Çünkü Neşet Ertaş'ın Leyla'sının olduğu dönemlerde hep Leyla'lı eserler üretiyor. Ve herkesin diline pelesenk oluyor bu eserler. Bu arada İzzet Altınmeşe hocamız da bu türküyü yapıyor. Hatta yanılıyor olabilirim. Şey diyor, Leyla değil de Kezban diye besteliyorlar. Prodüktör sonra diyor ki yok diyor, Leyla olsun bu falan. Yani Leyla çok revaçlı bu aralar. Sonra kayıt esnasında Leyla diye değiştiriliyor. Neşet Ertaş da çok icra ediyor bunu. Ve çok gönülden icra ediyor. İşin içine Leyla Neşet girince. Evet, o da böyle Neşet Usta'nın üzerine yapıştı gibi. Ama aslen şeydir. İzzet Altınmeşe hocamızın bir bestesidir bu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür yüreğinize ediyoruz. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sizi burada görmek çok keyifli. Mersin'in o inanılmaz güzelliğini, mavi denizini, mavi gökyüzünü, o çam ağaçlarının kokusunu bizlere getirdiniz. Bu gri ama güzel Ankara'mıza getirdiniz. Sizleri de burada görmüş olmaktan dolayı biz çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Peki biz neden burada buluştuk? Yani müzik konuştuk, Türk halk müziği konuştuk. Bulunduğumuz yer bir atölye değil mi? Müzik mağazası diyebilirim. Mağazası, evet. Neden? Özelliği ne? Şimdi Murtaza abimizin, biz ona dede deriz, özelliğinden kaynaklı bu. Murtaza abimiz çok küçük yaşlardan beri işte müzik aletleri yapılan atölyelerde çalışmaya başlamış ve yıllardır halk müziğin içerisinde. Burasının şöyle bir özelliği var. Türkiye'nin her yerindeki amatör olsun, profesyonel olsun bütün halk müzikçiler Ankara'ya geldiğinde mutlaka buraya uğrarlar. Yani sanatçılar da aynı şekilde mutlaka gelirler. Dedi, evet yani evet. İşte geçen hafta Selçuk Balcı buradaydı, Ender Balkır gelmişti. Ondan bir süre önce işte yani örnek veriyorum Erkan Oğur buradaydı, ziyarete gelmişti. Murtaza abinin bu konuda çok eski olması ve engin bilgileri ayrıca çok cana yakın dost bir insandır. Bu sebeple halk müziğinin bir şeyi oldu burası böyle. Ankara'daki merkezi. Bir merkezi oldu. Ülkenin her yanından gelen insanlar mutlaka buraya uğruyorlar. Burada da tabii bu uğramalarda da hani çok güzel şeyler de oluyor. Hani bu halk müziğin içerisinde de vardır zaten. Hani işte
karşılıklı oturarak, konuşarak, birbirimizden, büyüklerimizden, üstadlarımızdan bir şeyler öğreniyoruz. Tabii ki şeyler öğreniyoruz. Aynen öyle. Tabii yani bizden yaşça büyük mesela ozanlarımız geliyor. Hiç bilmediğiniz detayları anlatıyorlar bir eserin hikayesiyle ilgili. Biz de onlar sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Onun için Murtaza Çağır ve Kızılay Müzik, halk müziği konusunda Ankara'da çok özel bir noktadadır yani. O yüzden tam da burada buluştuk. Gidelim aşk ellerine, hay cehren efsane yeter. Fikreyle kıl.